Seferberlik ilanı, kısmi seferberlik ilanı sonrasında Rusya'da son durum ne? Askerlik şubesini basan bir kişi binadakilere ateş açtı. Saldırgan kısa sürede yakalandı ve ülkede seferberlik karşıtı protestolar da devam ediyor. Askerlik bürosuna girerek ateş açtı. Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından tansiyon düşmüyor. Olayın adresi İrkutsk kenti. Askerlik şubesine giren kişi rastgele ateş açtı. Binada bulunanlar panikle kaçıştı. Polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Saldırganın 25 yaşındaki Ruslan Zinin olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmi seferberlik ilan etti. 300 bin yedek askerin göreve alınacağı duyuruldu. Ancak kararın açıklanması Rusya'daki savaş karşıtlarını sokağa döktü. Seferberlik ilanından bu yana ülke genelinde protestolar sürüyor. Yaklaşık 800 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya müzakere masasına dönmek istiyor ama yeni şartları var dedi. Çavuşoğlu, Tokyo ziyareti sırasında konuştu. Sayın Putin, Sayın Cumhurbaşkanımızla her görüşmesinde Zelenskiy ile de bir araya gelmeye hazır olduğunu söylüyor. Ukrayna'da müzakerelere dönmek istediğini defaatle söylemiştir. Semerkant'ta Sayın Putin, Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede müzakerelere dönebileceklerini söylemişti. Tabii yeni şartlar olduğunu da söylüyorlar. Donbas, Herson gibi bölgelerin Rusya'ya ilhak edilmesiyle ilgili referandum konusunda da biz Türkiye olarak net bir açıklama yaptık. Bundan duyduğumuz endişenin altını çizdik. Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bunu da tanımayacağımızı açıkça söyledik. Özellikle Batı'da savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var. Savaşı yani uzarsa Rusya stratejik olarak yenilir ya da daha da zayıflar düşüncesiyle, ama tabii bedelini önce Ukrayna ödüyor. Savaşın yansımalarıyla bedelini tüm dünya ödüyor. Bir an önce savaşın sona erdirilmesinde herkes için yarar var.